Bin spor ekranından Bin Manşet'ten mutlu günler değerli izleyenler. Bugün günlerden 7 Haziran Salı. Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta sezonun son haftası dün oynanan karşılaşmalarla birlikte başladı. Bugünün programına da göz atacağız ve her zaman olduğu gibi günü ve dünden geride kalanları stüdyoda Uğur Melek ile birlikte değerlendiriyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Çok fazla vakit kaybetmeden Süper Lig'de 38. haftanın sonuçları ve oynanacak olan karşılaşmaların programına göz atalım. Gollü maçlarla birlikte başladı. Spor Toto Süper Lig'de son hafta. Baba Fatih Karagümrük Galatasaray Nev Stadyumunda oynanan mücadelede Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Cagney 2 gol kaydetti bu karşılaşmada ve maç sonu yaptığı açıklamada da Babakars Fatih ile sözleşmesinin bittiğini muhtemelen Türkiye'de kalacağını ancak Avrupa'da oynama konusuna da sıcak baktığını söyledi maç sonu değerlendirmesinde. Diğer tarafta Medipol Başakşehir Trabzonspor karşısında 3 birlik skorla kazandı. Demir Grup sivaspor yukatel Kayserispor mücadelesi bir birlik beraberlikle sonuçlandı ve bugün saat 20'de oynanacak olan 4 maçla birlikte hem lige veda eden son takım belli olacak hem de ligin ikincisi belli olacak aynı zamanda da sezonu tamamlamış olacağız. Şimdi Trabzonspor, Medipol Başakşehir deplasmanından 3 birlik mağlubiyetle döndü. Gazete sayfalarına yansıyanlarla birlikte konuşacağız ama 1 bir birlik Demir Grup Sivas Spor, Yukatel Kayseri Spor mücadelesi sonrasında teknik direktör Rıza Çalınbay'ın açıklamaları da vardı. Bugün artık son dakika bilgisi olarak da yayına girmeden önce ekranlara verdik. Ee, Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti demiş Rıza Çalınbay. Kimseye kırgınlığım yok güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim. Tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum dedi ve resmi anlamda da Rıza Çalınbay dönemi Sivas Spor'da sona ermiş oldu. Süper Lig'in en uzun süredir çalışan teknik direktörüydü. 4 sezon tamamladı. Sivas Spor yönetimini başta başkan od yakmaz olmak üzere. Bu istikrarlı çalışma prensiplerinden dolayı tebrik etmek lazım. Yenilerde Süper Lig'de bir sezon sonra Rıza Hoca'yı göreve getirdiler. Rıza Hoca Sivas Sporu aldı. Başka bir kategoriye taşıdı. 3 yıl Avrupa Kupası'na mücadele ettiler. Ee, bir sezon Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon son 16 turu oynadılar. Bir tane Türkiye Kupası kazandılar. Bir tane yarı final oynadılar. Bir tane de Avrupa Ligi gruplarında bir yere yerli, e, grupta evet. iyi işler yaptılar. Hatta geçtiğimiz günlerde de altın çizmiştim. Rıza Hoca'nın kariyerinde hep böyle şanssız kurallar. Denizli Spor'la 2003'te son 16 turunda ile oynadı. Porto o sene kupayı kazandı. Mourinho'nun şampiyon portasını elendi. Sivas Spor'la Avrupa Ligi gruplarında Villarreal'le baş edemedi. Villarreal o sene kupayı kazandı. Unai Emery'nin Villarreal'i. Bu sene Fiorentina'ya elendi. Bu akşam Fiorentina kazanırsa 3 kez kariyerini Rıza Çalınbay, Avrupa Kupası'nda 3 kez o kupanın şampiyonuna elenmiş olma talihsizliğini yaşamış olacak. Sivas Spor'la çok güzel bir hikaye yazdı. Şimdi 4 yılın sonunda bir kulüp bir tek direktörle yorumunu ayırıyorsa olumlu olumsuz bir şey söyleyemiyorsunuz. Uzun süre çalışmışlar zaten. Güzel de işler bırakmışlar Hı -hı. arkalarında. Hem Rıza Hoca'yı hem de Sivas Spor'u tebrik etmek lazım.